İyi günler Magazin Express izleyicileri. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün şu güzel bir haber daha var. Nedir? Hande Erçel, İMBD'nin düzenlediği dünya işte kadınlar, en seksi kadınlar, en güzel kadınlar arasında 273 tane isim var burada. İkinci sırada yer almış oylamada. Evet. Kimler yok ki peki burada? Hemen başlatayım bu arada. Kimler yok? Mesela birinci sırada Kate Upton var. Erica Mannion. Üçüncü sırada Elizabeth Lyle. İkinci sırada burada Hande Erçel görüyorsunuz. Yani ve bakalım kimler varmış. İşte ilk böyle sayılar. Selena Gomez'i bile geçmiş. Tanya Mitsuishi var. Bariana Hawley. Kristen Harper. Yani isim daha. Bakalım. Evet. Yani Judy Comer var. Connor Leslie var. Bu kadar güzeli sollam yani geçmesi, ikinci sıraya yerleşmesi ilginç bence. Yani şöyle ilginç. Gerçekten dünya işte şeyleri var. Starları var. Ve güzelleri var. Tabii burada yorum size düşüyor. Yani şöyle yorum size düşüyor. Gerçekten hani ikinci sıraya yerleşecek kadar hani tabii ki Hande çok güzel. Yanlış anlamayın. Tabii ki çok güzel ama ikinci sıraya yani dünya listelerinde IMDb'nin bu listeye girecek ikinci sıraya yerleşecek kadar sizce bu kadar hani güzel mi? Bu kadar hani seksi mi? Bunu kararını yorumlarda size bırakıyorum. Tabii ki güzel Hande'miz. Ama demek ki hayran kitlesi de bayağı bir var Hande'nin değil mi? Yani tabii ki az değil yani Instagram'daki sayısını biliyoruz. 25 milyon, 26 milyon oldu pardon. 26 milyon Instagram'a takipçisi var Hande'nin. Dolayısıyla ikinci sıraya yerleşmesi belki tabii ki o anda da normal diye düşünüyorum ama sonuçta hani gerçek anlamda tabii o liste, bu listeler tabii sonuçta ne olursa olsun tabii oy birliğiyle oluşturulan listeler. Yani insanlar hepsi herkes işte kendi beğendiği ya da hayran olduğu oyuncuları veya işte güzelleri seçmiş belli ki. Burada hani Hande Erçel'in ikinci sıraya yerleşmesi belki de öyle olmuş olabilir. Ama sonuçta ne olursa olsun tabii ki Hande Erçel gibi bir Türkiye'den bir isimin de orada olması çok güzel bir şey. Yani listeye girmesi bence. Tabii sizin asıl yorumlarınızı bekliyorum bu konuyla ilgili. Hande Erçel, şimdi konumuz tabii Hande Erçel'le açtık. Devam edelim Hande Erçel'le. Ben geçen işte yayın yaptım. Birkaç tane videom var. Hande Erçel hani işte bu şekilde hani arabaya binip gitmesi işte Kerem Bürsin'le neden hani yan yana gelmemesiyle ilgili. Bununla ilgili çok yorumlar gelmiş. Kimisi Hande Erçel'i çok eleştirmiş. Kimisi mecbur değil demiş falan. Dolayısıyla da ben de hani bununla ilgili tabii ki hani mecbur olmadığını zaten söylemiştim. Ama bence vermesi gerekiyor demiştim. Ve bununla ilgili de tabii paylaşımda bulunmuştum izleyenler. Ve Hande Erçel'i çok fazla şey yapan eleştirenler de olmuş. Hayır, eleştirmeyin fazla Hande Erçel'i. Bence ortada çünkü farklı şeyler de var. Yani çok istemediğinden değil, mecbur olduğundan dolayı bence yan yana gelemiyor diye düşünüyorum ben. Ya da işte yan yana röportaj veremiyor diye düşünüyorum ben Hande Erçel'in. Dolayısıyla da çok fazla böyle üzerine gitmemek gerekir diye düşünüyorum. İleriki zamanlarda belki bu çok daha değişecektir efendim. Evet, neler olmuş diye baktık şeyde. Yani sessizliğe büründüler. Yani şöyle sessizliğe büründüler. Hani Kerem Bürsin'den yine hani Hande Erçel'den de var tabii ama ayrı ayrı paylaşımlar var. Dolayısıyla da insanlar artık yavaş yavaş hani böyle şey yapmaya başladılar. Ne derler? Biraz soğumaya başladılar.
şöyle soğumaya başladılar. Yani ilgileri başka yerlere kaymaya başladı. Çünkü sen Çalkapımı dizisinde sırasında bol bol paylaşımda bulunuyorlardı. Canlı yayın yapıyorlardı arada bir. Dolayısıyla hayranları gerçek anlamda ne olursa olsun ya tatmin oluyordu. Şimdi ne yazık ki hani hayranlarının böyle hani çok tatmin edecek ya da işte onların böyle isteklerini karşılayacak şeyler yapmıyorlar, paylaşmıyorlar, dikkat edersiniz. Yani dolayısıyla da ne olacak, ne bitecek biz de bekliyoruz. Yani tabii ki onların kendi şahsi kararlarıdır ya da işte belki başka kararlardır. Ama ne olursa olsun bence bu olay çok farklı yönlere doğru gidiyor izleyenler. Yani şöyle bir farklı yöne gidiyor. Yani siz bu şekilde uzaklaşırsanız hayranlarınızdan, hayranlarınız da yavaş yavaş gerçek hayranları tabii ki uzaklaşmazlar ama onu sevenler bazı bir kesim uzaklaşırlar. Yani şöyle uzaklaşırlar. Ya derler artık ne de olsa bunlar artık bizi kale almıyor. Bizi çok da fazla kale almayalım diyebilirler. Bunun örnekleri çok maalesef. Yani dolayısıyla da bu şekilde oluyor. Yani şimdi biraz bu bizim burada bir inşaat var, birileri bir şey yapıyor bir dairesinde taktuk taktuk. Kusura bakmayın, bazı sesler geliyor olabilir. Özür dilerim sizden onlar adına. Bitmiyor yani ev işleri, inşaat işleri. Gördüğünüz gibi işte Kerem Bürsin mesela bunları paylaşıyor yine Kerem Bürsin'de. Yani kendisi paylaşıyor. Hande'den çok bir paylaşım gelmiyor. İşte ben bu aslında biraz ben de üzülüyorum açıkçası. Yani üzülüyorum çünkü bu şekilde bir strateji ise eğer çok kötü bir strateji diye düşünüyorum. Hem onlar mı yapıyor yoksa menajerlik mi yapıyor, ajans mı yapıyor, kim yapıyor bilmiyorum. Ama strateji ise eğer çok kötü bir strateji izliyorlar. Yanlış strateji izliyorlar. Böyle bu şekildeki görüntüler diziden artık böyle arşiv görüntüleri kullanır olduk. Bakın işte gördüğünüz gibi bu da bile havaalanında bile artık şey yapıyorlar yani uzaklaştırıyorlar kendilerini. Yani orada bile böyle bir sıkıntı yaratıyorlar. Özellikle hani Kerem için bunu tabii çok söyleyemeyeceğim ama Hande Erçel için bunu söyleyeceğim. Çünkü nedense bir şekilde uzaklaştırıyor kendisini. Yani basını, medyayı işte zaten uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Sevenlerini de yani bir şekilde uzaklaştırıyor. O yüzden üzülüyorum diyorum. Yani kim yapıyorsa bu strateji yanlış yapıyor. Yapmayın arkadaşlar. Yani eğer Hande ve Kerem, ama Kerem için bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü Kerem hani bir şekilde yine konuşuyor ve paylaşımda bulunuyor Hande'siyle ilgili. Ama Hande'den böyle bir şeyler görmüyorum. İşte bütün görmüyoruz. Yani siz de görmüyorsunuz. Siz de yorumlarınızda bunu söylüyorsunuz. Dolayısıyla da böyle bir sıkıntı söz konusu. Yani niçin, neden? Ben tabii evlenecekler, evlenmekle ilgili konuşmalar geçti söyledim size. Evet, bunlar konuşuluyor. Aile arasında, kendi aralarında konuşulmuş izleyenler. Ama sosyal medyadan maalesef ki yansıyanlar o şekilde bir yansımadan, bir tek bırakın o şekilde hani evlilikle ilgili, kendi ilişkileriyle ilgili yansımalar bir tek Kerem Bürsin cephesinden görüyoruz. Hande Erçel bazı beğenilerde bulunuyor, işte kalp koyuyor işte falan filan. Bakalım doğum günü yaklaşıyor Hande Erçel'in, ne yapacak, ne edecekler göreceğiz. Orada ne tür bir paylaşımlarda bulunacaklar, ne tür haberler verecekler göreceğiz. Asıl amaç işte asıl beklenen bu. Daha amaç demeyeyim de beklenen bu. Evet, ben buradan size onlarla ilgili haber ya da işte duyum aldığım sürece buradan bildiriyorum. Aynı şekilde bana sorular da geliyor. Nereden duyuyorsun diye. Tabii ki duyduğum insanlara söylemeyeceğim. Yani ama ya zaten onların yakın çevresi. İşte bazı girdikleri ortamlardan bazen bazı şeyler geliyor bana. Hay, tabii ki bunlar ne olursa olsun
asıl ağızlardan duyulmadıkça da dedikodu gibi geliyor maalesef, değil mi? Yani onların ağzından belli şeyler duymak gerekiyor. Ama sonuçta biz ne olursa olsun yakın çevresinden ya da işte başkalarından aldığımız bilgilerle de aslında onların aşık oldukları, beraber olduklarını zaten söylemiştik ve sonuçta ortaya çıkmıştı izleyenler. Dolayısıyla da yine aynı şekilde bazı şeyler yine ortaya çıkacak. Bir süre sonra onlar açıklayınca olacak. Ama ne olursa olsun şu anki izlenen şey babında söylüyorum. Basın mensupları ve medyaya karşı yapılan ya da sosyal medyada yapılan strateji yanlış. Yanlış diye söylüyorum. Ben çünkü ne olursa olsun sizin ikilinin birlikte olduğu için hayranları tarafından çok büyük ilgi gördüğünü biliyoruz. Hande Erçel o listeye giriyorsa tek başına, tabii ki tek başına var şeysi ama bir tek başına değil Hande Erçel. İkiliniz aşık olması, sevgiyi yansıtmanız, aşkı yansıtmanız dizide özellikle dünyada çok büyük ilgi gördüğü için sen o listeye ikinci sırada yerleştin. Bunu da göz ardı etmemeni, tabii ki sen etmiyorsundur da, yani bilmiyorum artık ya da ajansın ya da sen bilmiyorum, bunu da bilmeniz lazım. Dolayısıyla hayranlarınıza karşı, hayranlarına karşı daha hassas olman lazım. Bırak medyayı falan, hadi geçtim. Hayranlarına karşı. Medya köprüdür Hande Erçel. Yani bir köprüdür. O köprüyü iyi kullanmanı tavsiye ederim. Tabii ki biraz böyle hani rahatsızlık veren onlar aralarından çıkıyor mu? Çıkıyor. O da artık şöhretin bedelidir. Öyle düşüneceksin. Ve çok fazla kafayı takmayacaksın. İzleyenler, bununla ilgili, onlarla ilgili daha haberler geldikçe paylaşacağız. Güzel haberler geleceğine inanıyorum. Çünkü var bazı şeyler, projeler falan da var. Yakında patlatacaklar diye düşünüyorum. Göreceğiz efendim. İyi günler diliyorum.